Bilal Erdoğan, TÜGVA Kütahya İl Temsilciliğinin açılışını yaptı. Türkiye Gençlik Vakfı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, vakfın Kütahya İl Temsilciliğinin açılışını yaptı. Pirler Mahallesi Germiyan Sokağı'nda bulunan TÜGVA Kütahya İl Temsilciliği binasının açılışı yoğun bir katılımla yapıldı. Törende Kütahya Valisi Ömer Toraman, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan ve TÜGVA Kütahya İl Temsilcisi Orhan Yener Kaytancı birer konuşma yaptı. Türkiye'nin son 17 yılda iddialı adımlar attığını belirten Bilal Erdoğan, "Genç kardeşlerim, Türkiye Gençlik Vakfı sizlere imkan sağlamak için, önünüzü açmak için çalışan bir gençlik vakfı. Yeni nesil gençlik vakfı denmesinin sebebi burada hangi faaliyetlerin yapılacağını, ne çalışmalar yapılacağını buraya gelen gençler belirliyor. Yani hayatınızın geri kalanında kariyer düşünürken, ne yapacağım diye düşünürken, hangi eğitimlere ihtiyacım var diye düşünürken Türkiye Gençlik Vakfı sizin yanınızda olacak. Hamdolsun Türkiye son 17 yılda iddialı adımlar attı ve çok iddialı bir noktaya geldi. Bugün Türkiye'nin dünyada yapabildiği şeyler 20 yıl önce hayal dahi edilmeyen şeylerdi. İşte Suriye'de Türkiye'nin nelere kadir olduğunu bütün dünya gördü, kabullendi. Hoşlarına gitse de gitmese de. Bugün kendi kararlarını veren, emniyeti ve halkının güvenliği için yapması gerekenleri şu ne diyor, bu ne diyor demeden uygulayan bir Türkiye var" diye konuştu. Bakın, hamdolsun Türkiye son 17 yılda çok iddialı adımlar attı. Çok iddialı bir noktaya geldi. Bugün Türkiye'nin dünyada yapabildiği şeyler 20 yıl önce hayal dahi edilemeyen şeylerdi. İşte Suriye'de Türkiye'nin nelere kadir olduğunu bütün dünya gördü, kabullendi. Hoşlarına gitse de gitmese de. Bugün kendi kararlarını veren, emniyeti için, halkının güvenliği için yapması gerekenleri şu ne diyor, bu ne diyor demeden uygulayan bir Türkiye var. Hamdolsun. İşte Avrupa Birliği acaba buna nasıl bakar? Acaba işte NATO ne der? Acaba Amerika Birleşik Devletleri buna nasıl yaklaşır? Böyle emniyetiniz, halkınızın güvenliği başkalarının iki dudağının arasında olursa siz bağımsızlıktan bahsedebilir misiniz? Bu ülkenin çocuklarının, bu ülkenin gençlerinin, geleceğinin, kendilerinin geleceği olduğunu iddia edebilir misiniz? Hayır. Hamdolsun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesi her yıl yeni merhaleler kat ederek ilerliyor arkadaşlar. Yani dünya üzerinde bir yandan ekonomik gelişmişlik olarak yükselen bir ülkeyiz. Bir yandan politikasını, istikametini kendisi belirleyebilen bir ülkeyiz. Bir yandan savunma sanayiinde artık yerli milli teknolojileri üretebilen bir ülkeyiz ve bütün bunlar işte sizlerin gelecekte bu çıtayı daha da yükseğe taşıyacak adımlar atabilmeniz için.